Başarabilirsin. Yapabilirsin. Neyi başaracaksın lan? Yapabilirsin. Neyi yapacaksın oğlum? İnanıyorsan başarabilirsin. Yapabilirsin. Ne diyorsun oğlum, ne diyorsun? Yapabilirsin. Arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla merhaba demek istiyorum. Bu videomuzda bu motivasyonculardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaş, bir işle ilgili, herhangi bir konuyla ilgili, becerisi olsun olmasın, bilgisi olsun olmasın, tecrübesi olsun olmasın, efendime söyleyeyim, yeteneği olsun olmasın, herkesin bir motivasyon vermeye çalışma çabasını anlayabilmiş değilim. Aga, adamın hayatta hiçbir başarısı yok. Hiçbir becerisi yok. Hiçbir tecrübesi yok. Hiçbir yeteneği de yok. Ama ister televizyonda olsun, ister sosyal medyada olsun, nerede olursa olsun fark etmiyor. Bir yerde kendini gösteriyor ve çıkıyor sana şöyle söylüyor. Başarabilirsin. İnanıyorsan yapabilirsin. Yapabilirsin. Evet, yapabilirsin. Ben başardım. Neyi başardın diye soracak olsan, yani bir başarısı yok. Tamam mı? Yani bir şeyi başardım diyebilmen için, bir konuda başarılıyım, becerikliyim demen için, bunu söyleyebilmen için bir işi bir noktadan daha üst bir noktalara, daha üst bir noktaya çıkarmış olman gerekiyor. Yani bir yerden alıp bir yere, bir konuyu, bir işi götürmüş olman gerekiyor. Hiçbir şey götüremezsen kendini bir yerden alıp bir yere götürmüş olman gerekiyor. Yani bu kariyer açısından olur, bir dil öğrenme olur, bir spor olur. Herhangi bir konuda kendini bir yerden bir yere götürmüş olman lazım. Yani örnek veriyorum. Geçenlerde bir videoya denk geldim. Video spor videosu. Bir tane arkadaşımız vücut geliştirme sporuna ilgi duymuş. Birkaç aylık bir çalışması var. Tamam mı? Çalışmada videoyu çekmiş, işte öncesini ve sonrasını, o arada geçen zamandan işte biraz bahsetmiş. Şunu söylüyor. Başarabilirsin. İnanıyorsan başarabilirsin. Bırak onlar desinler. Bırak sen vücut geliştir tarzında böyle bir şeyler söylüyordu. Bir de böyle fotoğraf eklemiş. Hani öncesi ve sonrası diye iki tane fotoğraf eklemiş. Ama öncesi ve sonrası diye o eklediği fotoğraf, o sonrası diye eklediği fotoğraf var ya. İki fotoğraf da bence aynı. Öncesi yani, sonrası yok. Yani öncesi ve sonrası diye bir fotoğraf eklemiş. Sonrası yok. Yani iki fotoğraf da aynı. Sen birkaç ay çöpe gitmiş yani. Verdiğin emek çöpe gitmiş. Ya da doğru düzgün bir yemek harcamamışsın. Burada şekil olsun diye işte iki fotoğraf paylaşmışsın. İki böyle işte sporda kullanılan, spor akademilerinde kullanılan iki tane teknik terimi ezberleyip çıkmış burada bize şekil yapıyorsun. Veya atıyorum bir işle ilgili, atıyorum şimdi mesela ne meşhur, işte internetten para kazanma olayları meşhur şu anda mesela, tamam mı? Mesela adam bir para kazanmaya başlamış. Kazandığı para, yani aylığa vurduğu zaman asgari ücretin altında bir tutar. Tamam mı? Çıkmış, dünyaları kazanmış gibi, böyle yani dünyaları kazanmış gibi, tamam mı? Bir anlatıyor, işte şöyle yaptım, şöyle başarılı oldum, böyle başarılı oldum. Yok şunu yaptım, şuradan şunu aldım, buradan bunu sattım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ya senin o yaptığın hareketleri zaten 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen herkes yapıyor. 11 yaşındaki çocuğu koy bilgisayarın başına, o bile yapar senin yaptığını. Yani sen o konuda, ben ticaret, yani internetten işte para kazanma olayında nedir? E-ticaret mesela. Para kazanma diyebilmen için bir yerden alıp kendi, yani bulunduğun konumda bir yerden bir yere sıçramış olman lazım. Tamam mı? Ve anlatacağın bir şeyler olması lazım yani, anladın mı? Senin anlattığın tek şey işte çanta aldım, çanta sattım, işte ufak tefek işleri, bunları herkes biliyor zaten, tamam mı? Ve yani övünerek anlattığın şeyde adam bakıyor mesela, bir de şeyi gösteriyorlar böyle, yani bir de işte kazandığı aylık, işte haftalık şeyi gösteriyor böyle, tutarı gösteriyor. Lan hani askeri ücretin aylık bandını vurduğun zaman askeri ücretin altında kazanıyor. Lan şimdi ben bu videoyu izledim. Kalkıp derim ki lan ben buna çalışacağım mı? Bu kadar kafa patlatacağım mı? Giderim. Askeri ücretle başka bir iş yaparım. Senin burada yapman gereken neydi? Sen daha böyle yükseklere çıktığında adım 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 nereden nerelerden geçtiysen göstermen lazımdı. Bu arkadaş ne yapıyor? Daha yolun başındayken, daha işe yeni başlamış.
daha yolun başındayken kalkıyor şovunu yapmaya başlıyor. Motivasyon vermeye başlıyor. Başarabilirsin. İnanıyorsan yapabilirsin. E hacı, yani sen başaramamışsın ki. Yani ben bana nasıl motivasyon veriyorsun yani? Motivasyon verme ya. Vermek zorunda mısın motivasyon? Bana motivasyon veya insanlara motivasyon veriyor olabilmen için bir şeyleri gerçek anlamda başarmış olman lazım. Yani bir işi yaptığında o işi anlatırken, aşamalarını anlatırken, nereden başladın, nereye gittiğini gösterirken, insanların seni izlerken vay be adam yapmış demesi lazım. Ama şu anda takip ettiğim, gördüğüm birçok insan, yani şuna eminim yani, şuna eminim. Adam mesela bir şey yapıyor, tamam mı? Mesela atıyorum, işte neydi, internetten para kazanma ya da işte spor yapma. Öyle görüyorum, spor yapma. Adam mesela 10 günde bir spor yapıyor, tamam mı? Onu da videoya çekiyor mesela, yayınlıyor ve işte before after diye bir de fotoğraf ekliyor. Bununla motivasyon yapıyor, ne yapıyor? Hem spor videosu yayınlıyor hem de motivasyon yapmış oluyor. Ya sen insanlara motivasyon verebilme, yani şunu yapabilirsin mesela. Dersin ki ben spor yapmayı seviyorum. Spor yapmayı sevdiğim için de sporu yapıyorum. İstersen 40 günde bir yapar video çeker yayınlarım. Buna bir şey demiyorum. Okey. Benim demeye çalıştığım şey motivasyon vermeye çalışmaları. Before after diye işte resim paylaşmaları. Ben bunlara anlam veremiyorum. Ya veya adam bir iş yapmış mesela, atıyorum yani şu anda dediğim gibi meşhur olan ne, işte internetten para kazanma veya işte bir ürün alıp ürün satma, herhangi bir şey. Bundan mesela gitmiş ne yapmış, bir tane ortalama düzeyde bir araba almış ve bunu işte yani öyle bir anlatıyor ki yani sanırsın ki çok büyük bir iş başarmış. Tamam, onun için iş başarmış, yani büyük bir iş başarmış olabilir, cebinde hiç parası yoktur, sıfırdan girmiştir bir işi. Bir tane otomobil alacak seviyeye gelmiştir. Ama senin vizyonun o otomobili almak olmasın. Yani senin vizyonun eğer o otomobili almak ise eğer, insanlara bunu aşılamaman lazım. İnsanlara daha iyisini aşılamaman lazım. Yani şu mu, yani şu mu? Sen otomobil almak istiyordun. Yani senin hedefin bir tane orta düzeyli bir otomobil almak. Bitti, bu kadar. Yani bütün motivasyonun bu mu senin? Tamam, bu yani insanların hedefleri, hayalleri farklı olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama yani şimdi bir işi bir yerden alıp bir yere götüremeyip kalkıp da motivasyon videosu çekmek çok saçma geliyor. Yani bir işle ilgili bir motivasyon videosu çekmek istiyorsan, bu ister işte para kazanmakla ilgili olabilir, ister sporla ilgili olabilir, ya yani herhangi bir şeyle ilgili olabilir. İnsanlara motivasyon vermen için insanların seni izlediği zaman motivasyon duyması lazım. O hissi yaşamaları lazım ki o işi yapabilesin. Adam sana baktığı zaman yani işten vazgeçme durumuna geliyorsa, ya seni izledikten sonra, seni gördükten sonra adam işten ama böyleyse bu işi yani bu buralardaysa eğer bu iş, bizim bu işe girmemize hiç gerek yok deyip de seni gördükten sonra kenara da çekilebilir. Veya seni gördükten sonra şöyle bir şey de olabilir bak, şöyle bir şey de olabilir bak. Bir iş vardır mesela, o işi işte iyi dönen insanlar vardır. Sen çıkarsın bir video çekersin, başaramazsın yani, bir yerden bir yere götüremezsin. Götüremediğin halde işte ben şöyle başardım, siz de başarabilirsiniz, İşte yani şöyle yapın, böyle yapın diye anlatırsın. Seni izleyen birisi, seni gören birisi de şunu diyebilir: ulan bu adam bunu yapamadı. Senin nerede yanlış yaptıysan, yani sen nerelerde yanlış yaptıysan oraları tespit eder, kendisi düzeltip senden daha iyisini yapar. Yani sen adamlara aslında bu tersine mühendislik gibi bir şey olmuş oluyor yani. Sen adama verdiğin o motivasyon videosuyla aslında adamı motive etmedin, adama fikir vermiş oldun sadece. Bu eğer ki olay buysa okey, olay buysa okey, ona tamam o zaman. Yani senin beceriksizliğinle birilerine fikir vermeye çalışıyorsan okey, devam et dostum. Ama dediğim gibi yani insanlara bir şeyler katman gerekiyorsa, bunu göstermen gerekiyorsa, gösterdiğiniz şeyin, anlattığınız şeyin değiyor olması lazım. Yani kendinizi ve yapmış olduğunuz işi bir yerden alıp bir yere taşıyabilmiş olmanız gerekiyor. Onun dışında iş sadece komediye dönüyor. Başka bir şey değil yani.
Ama yine de her ne olursa olsun yapmak istediğiniz işlerden vazgeçmeyin. Ne yapmak istiyorsanız yapın, arkasında durun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ha bir de bilip bilmeden böyle motivasyon videosu vermeye çalışan arkadaşlara bir şey demeyin ya, boşver. Onlar da kendi çaplarında takılıyor galiba ya. Bırakın bırakın. Görüşürüz, bay bay.